Merhaba arkadaşlar. Geometrin ilacı TYT, AYT Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz üçgende açı. Test 3. Birinci soruya geldik. ABC üçgeni veriliyor. 3 tane eşit uzunluk şekil üzerinde gösterilmiş. Buna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Benden istenen açı şurası arkadaşlar. Burada ABD üçgenine baktığımızda ikizkenar üçgenleri ve taban açılarının birbirine eşit olması lazım. İsterseniz bu açıları AA diyebiliriz. Daha sonra BDC üçgenine baktığımız zaman burada da taban açıları birbirine eşittir. Bunlara da BB diyebiliriz. Yani farklı bir bilinmeyen yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ikiz, kenarlar, ikiz kenar üçgenlerde taban açıları her zaman eşit olmayabilir. O yüzden farklı bilinmeyenler yazdık. Şimdi benden istenen şu açının tamamı. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar yukarıdaki şu birinci üçgendeki ikizkenar üçgendeki şu açıyı yazmaya çalışacağım. 180 eksi 2 a diyeceğim. Doğru mu? İkisinin toplamı 2 a. 180'den 2 a'yı çıkarttım. Benzer şekilde dbc ikizkenar üçgeninde de 2 b'yi 180'den çıkartarak bu açıyı buluyorum. Yani 180'den 2 b'yi çıkarttım. Burayı buldum. Bu ikisinin toplamı ne yapıyor? 360 eksi 2 a eksi 2 b yapıyor. İşte benden bunu istiyor arkadaşlar. Burada gözümüze çarpan ne var? Şuradaki eksi 2'ler var. Eksi 2 ortak parantezine aldığımda parantez içerisinde a artı b oluyor. İşte a artı b'yi bulursam buradaki solan açıyı da bulurum arkadaşlar. O halde şuraya baktığımızda şunun tamamı 180 değil mi? 180'den 40'ı çıkarttığım zaman a artı b'ye ne kalıyor? 140 derece kalıyor. İşte a artı b yerine 140'ı yazıyorum. Şöyle. 360 eksi 280 oluyor. 360'tan 280'i çıkarttığımızda geriye 80 kalıyor. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. ABC ikizkenar üçgeni verilmiş. Şekilden de anlaşılıyor zaten. Eşit uzunluklarımız var. Tamam. 48 derece açımız var? X kaçsın diye soruluyor. Şimdi burada İkiz kenarlıktan dolayı ABC üçgeni de taban açıları birbirine eşit olmalı. Yani XX olmalı. Daha sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Burada da bir ikiz kenar var ama bu ikiz kenar üçgeni şu taban açılarına hemen e, farklı bir bilinmeye yazmak istemiyorum. Çünkü şuradaki eşit olan açılara ben açıları X cinsinden de yazabiliyorum arkadaşlar. Bakın 48 ile X'in toplamı şu dış açıyı verecek. İki iç açının toplamı dış açıyı veriyordu. Tamam. O zaman burası da x artı 48. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her gördüğüm eşit açıya kalkıp da bilinmeyen yazmıyorum. Belki o açının değerini e, soru içerisinde verilen bilinmeyen cinsinden yazabilirim. Farklı bir bilinmeyen yazmamaya çalışın. Mümkün olduğunca az bilinmeyen yazmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi burada şu ABD üçgeni iç açılarını bir şöyle toplayalım. 3 tane x var. 2 tane 48 var. 2 tane 48, 96 yapar ve bunların toplamı 180 eşittir iç açılar toplamı. 3x eşittir. 96'yı karşı tarafa attığımda 84 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümde 28 olarak x'i buluruz. X sen kaçsın? 28'sin doğru yanıt c şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. ABC üçgeninde EDB üçgeni DE doğrusu boyunca katlandığında bakın burada DE doğrusu boyunca bir katlama yapılıyor. Hemen şurada bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Katlama sorularında bir doğru boyunca bir şekil katlanıyorsa o katlama çizgisi açıortaydır arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. DB üssü EB üssü açıortay olacak şekilde EDB üssü üçgeni oluşuyor. Buna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Benden şuradaki açıyı istiyor. Şimdi katlama çizgisi neresiydi? İşte katlama çizgisi tam şurası arkadaşlar. DE doğru parçası katlama çizgisi ve bu katlama çizgisinin açı ortayı olması lazım. Bakın neyin açı ortayı? Şuradaki açının açı ortayı yani şurası da şuradaki noktalı açı eşit. Aynı şekilde bakın burada da yine açı ortayı olduğundan dolayı şuradaki açımız şu açıya eşit oluyor. Buradan ne anlıyoruz? Şunun tamamı 180 dereceydi değil mi? 3'e böldüğümde her bir açı 60 derece olur. Aynı şekilde burada da 3'e böldüğümde her bir açı 60 derecedir. E burada bakın DBE üçgenine baktığımızda iki açı 60 60 ise üçüncü açının da 60 olması gerekir. Hatta şurada DBE üçgeni eşkenar üçgen çıkıyor. Doğru yanıt burada A şıkkı olacaktır. Tekrar ediyorum katlama çizgisi arkadaşlar aynı zamanda açı ortaydır. Bunu unutmuyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. AD eşittir AC demiş. 30 derecelik açımız var. X kaçsın diye soruluyor. Bakın burada iki tane X açısı var. Yani eşit açılar var. Bizden X'i istiyor. Hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. Kalkıp da şurada iki kenarı gördük diye şuradaki açılara Kalkıp Y'ye ye. ya da farklı bir yaz, bilinmeyen yazmaya kalkmayın. İki bilinmeyenle denklemle uğraşırsınız arkadaşlar. Ne yapalım? Bu açıları acaba yazabiliyor muyum? Bulabiliyor muyum? Hemen bakıyorum şuradaki üçgende ABD üçgeninde iki iç açının toplamı dış açıyı veriyor. Kuralını kullanabiliriz. Yani burası X artı 30 olacaktır. O zaman şurası da X artı 30 olacaktır. Bakınız ADC üçgeninde iç açıları X cinsinden yazmış oldum. Bu üçgenin iç açılarının toplamı 180'e eşitleyelim. Toplarsak 3x artı 60 eşittir 180 olur. 3x eşittir buradan 120'dir. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'ten kaçsın? 40'sın. Doğru yanıt A şıkkı olur. Geldik 5. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Bizden x açısını istiyor. Bakın şekle baktığımızda iki tane eşit açı var. Zaten şurada belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi ben buralara... Y e yazmalı mıyım arkadaşlar? Yani bunu bir düşünelim. Y yazmamıza gerek var mı yok mu? Ee, ben şöyle düşünüyorum burada. Noktalı açıları bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. O yüzden başka bir bilinmeyen yazmamız gerekiyor. O halde ben bu açıları y demek istiyorum. Daha sonra şöyle devam etmek istiyorum. EDB üçgeni ya da EBD üçgeni. Şuradaki üçgenimizde 2 iç açının toplamı yani 30 da bu açının toplamı y'yi veriyor değil mi? O zaman şunu yapıyorum. Y'den 30'u çıkartırsam bu açıyı verir. Y eksi 30 değil mi arkadaşlar? Tamam. Nasıl ki bir üçgende şöyle diyelim. Şu iki açının toplamı burayı veriyorsa buradaki dış açıdan bu iç açılardan birini çıkarttığımda diğer iç açıyı bulurum. Tamam mı? Peki. Burayı yazdık. Daha sonra DBC üçgeninde buradaki iki iç açıyı topladığımızda X ile y'yi topladığımızda nereye eşit işte olması gerekir? Şuradaki dış açıya. Bakın buradaki dış açı neresi? Şurası. Arkadaşlar çünkü bu kenarı şöyle devam ettirdiğimde dış açı burası oluyor. Bu iki açıyı topladığımda y eksi 30 artı 50 olarak yazabilirim. Tamam. X ile y'nin toplamı buradaki dış açıyı veriyor dedik. Burada eşitin her iki tarafında y'ler var. Y'ler gitti. X eşittir. Bakın 50 eksi 30'dan 20 olarak bulunursun. Doğru yanıt burada. A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir başka yol şu. Şimdi burada biz her halükarda e, şu noktalı açıları bir bilinmeyen yazmak durumundayız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Y'yi şöyle yazıyorum. Y'leri yazdık. Bakın şuradaki üçgenimizde şu açıyı bulabiliyoruz. Bu açı nasıl bulunacak? Şu iki açıyı toplayıp 180'den çıkaracağız. 180 Eksi y artı 50 diyeceğiz. E bu açı aynı zamanda şöyle de bulunuyor. Şu iki açının toplamını 180'den çıkarttığımızda yine bu açıyı buluyoruz. O eşit diyerek de x'i bulmamız mümkün arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Çiğdem 15 birim uzunluğundaki özdeş 3 çubuğun bir masanın yüzeyine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Çubuğu yerleştiriliyor, yerleştiriyor. Şekildeki sayılar özellerinde Oklarla belirtilen parçaların birim cinsinden uzunluk değeridir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi bu çubuklar kaçar birimmiş? 15 birim. Üçü de özleşmiş, bunu biliyoruz. Önce şu parçadan başlayalım. Şuna birinci parça diyelim arkadaşlar bir şöyle birinci parça. 2 birim burası, 5 birim burası. Bu dışarıda kalan parçaların toplamı 7 birim. Tamamı 15 olduğuna göre 15 eksi 7'den. Geriye 8 kalıyor. Yani şu kenar uzunluğu 8 olacaktır. Şu e, çubuğa da ikinci çubuk diyelim. Bunun uzunluğu da yine 15 birim. Dışarıda kalan uzunluklar 4 ile 3. İkisinin toplamı 7. 15'ten 7 çıktı. 8 yine burası 8 oluyor. Benzer şekilde şurada üçüncü çubuk arkadaşlar bakın. 1 ile 6'nın toplamı dışarıdakilerin toplamı 7. Yani buraya ne kalıyor? 8 kalıyor. 15'ten 7'yi çıkardık 8. O zaman bu eşkenar üçgen dolayısıyla iç açısı 60 derece olacaktır. X'ten kaçsın? 60'sın diyoruz arkadaşlar. Geldik 7. soruya. ABC üçgeni verilmiş. AE eşittir. AC uzunluğu şekilde görülüyor. Buna göre X kaçsın diye soruluyor. Şimdi burada bakınız ABD üçgeninde 20 ile 50'yi topladığımda dış açıyı verecek. Yani 70. ABD üçgenindeki şu dış açıyı buluruz. 20 ile 50'nin toplamı bunu veriyor. Daha sonra 70-70 bakın şu ADC üçgeninde iki kenarın e, taban açıları olmuş oluyor. Yani 70-70 olduğu için ikiz kenar üçgen çıkmış oluyor. Bu uzunlukta AC'ye eşit olmuş oluyor. Bunu da yazdık. Daha sonra AED üçgeni de arkadaşlar bakın ikizkenar kenarlar işi çıkıyor buradan. Bunun da taban açıları birbirine eşit. 180'den 20'yi çıkartırsak 160. 162'ye böldüğümde 80 80 şuradaki açıları buluruz. Şimdi şuranın tamamı 180'di. 180'den 70 ile 80'in toplamı 150 yapar. Çıkartırsak geriye 30 kalıyor. İşte buradaki x açısı 30 derece olarak bulunuyor. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 8. soruya. ABC ikizkenar bir üçgenmiş. CA kenarı ile CB kenarı birbirine eşit. O zaman CA ile CB'yi şöyle belirtelim arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Şuradaki uzunluklar birbirine eşit. X kaçsın diye soruluyor. Şimdi burada ikizkenar bir üçgen olduğu için taban açıları birbirine eşittir. Büyük üçgende taban açıları birbirine eşittir. İçerideki ikizkenarda da taban açıları eşit. Bakın şuradaki taban açıları belirtelim. Buradaki taban açılarına bilinmeyen yazabiliriz. Mesela ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. Bunlar A olmuş olsun. Buradaki B açısı büyük ikiz kenarda A açısını eşittir. Çünkü o da ikizkenar kenar üçgendi. Evet. A ile B açısı birbirine eşit oldu. Şimdi şurada şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın ABD ikizkenar düzeltiyorum. ABD üçgeninde şu açıyla iki iç açının toplamı yani X açısının toplamı Şuradaki dış açıyı verecektir. Bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Farklı bir renkle göstermek istiyorum. Bu açıyla bu açının toplamı şuradaki dış açıyı verecektir. O halde x ile x artı a'yı topladığımda a artı 60 olması gerekiyor. Yani şu açıyı vermesi gerekiyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şu ikisinin toplamı şuradaki dış açıyı veriyor. 2x buradaki a karşıdaki a ile gidiyor arkadaşlar. 60 kaldı. Her iki tarafı ikiye böldüm. X'den İk kaçsın? 30'sun. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 9. sorumuza. ABC eşkenar üçgen olarak veriliyor. Eşkenarsa hemen açılarını 60'ı şöyle yazalım arkadaşlar. 60'ları yazdık. Sonra bizden x açısı isteniyor. Bakın içeride de bir ikizkenar üçgen söz konusu. Tamam. Şimdi şuradaki DFC üçgeninde üçüncü açımız ne olacaktır? 20 derece olacaktır. AED üçgeninde şu üçüncü açımızda 80 derece olacaktır. Burayı bulduk. İşte şu 80 ve 20'yi bulduk bakın arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı ne yapıyor? 100 yapıyor. E buraya ne kalıyor? 100'den 180'den 100'ü çıkarttığımızda 80 derece kalıyor. İkiz kenar üçgen olduğu için şurası da x kadardır. Yani bunların eşit olması lazım. 180'den 80'i çıkartırsam 100. 100'ü de 2'ye böldüğümde her bir açı şuradaki taban açıları 50-50 olacaktır. sen 50'sin diyoruz. Doğru yanıt c şıkkıdır. Geldik 10. sorumuza. İkiz kenar üçgenler verilmiş. Bir tanesi ikiz üçgen bakın. Diğeri de normal bir ikizkenar üçgen. X açısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ABC üçgeninde şu açımız 90 derece olduğuna göre buradaki taban açılarına kaçar derece arkadaşlar düşer? Yani şunun tamamına kaç derece düşmesi lazım? 45'er derece düşmesi lazım. 180'den 90'ı çıkarttık. 2'ye böldük. 45-45. E 45'ten 20'i çıkartırsam şurası kaç oluyor? 20 derece olmuş oluyor. E burada ikiz kenarlık var. Burası da 20 mi? Evet 20. İkisinin toplamı 40. 180'den 40'ı çıkartırsak x açısı sen kaçsın? 140'sın deriz. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 11. sorumuza. ABC üçgenimiz verilmiş burada. İkiz kenarlığımız var. Hemen eşit olan kenarları şöyle gösterelim. AB kenarıyla bakın. AC kenarı birbirine eşitmiş. Sonra aE ile ED eşit içeride de bir ikizkenar üçgen söz konusu x kaçsın diye soruluyor. Öncelikle Şuradaki AED üçgenin de taban açılarını bulalım. 180'den 100'ü çıkarttım. 80 2'ye böldüm 40-40 oldu. Şuradaki açılar. E, büyük üçgenim de ikizkenar üçgen 180'den 40'ı çıkartırsam geriye 140 derece kalıyor. Eyüssü 40'ı da 2'ye böldüğümde Şuradaki açılarımız birbirine eşit olacağından 70-70 olacaktır. Yani x'en kaçsın 70'sin deriz. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 12. sorumuza, son sorumuza. Şekildeki üçgen A noktası etrafında ok yönünde en az kaç derece döndürülürse mavi kenar turuncu kenarın başlangıçtaki konumuna gelir diyor. Burada biz bu üçgeni A noktası etrafında döndüreceğiz. A noktasını etrafında döndürürken şuradaki e, mavi kenarımız arkadaşlar en az kaç derece döndürülürse bu ikinci kenarın konumuna gelir diyor. Bakın kaç derece döndürülürse. Tamam. Bu şekilde döndürdüğümüzü düşünelim. O zaman e, buradaki dönme açısı şuradaki ABC üçgeninin ABC üçgeni yok da A açısının kendisi kadardır buradaki dönme arkadaşlar. Peki o açıyı bulalım. 80 70 ne yaptı? 150. Geriye ne kaldı? 30 derece kaldı. İşte 30 derecelik bir dönme olursa buradaki kenar bu kenar üzerine gelir arkadaşlar. Doğru yanıt D Bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.